Saygıdeğer genel başkanlarımız, çok değerli demokrasiye inanan hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çocuklar, demokrasiye inanan yüce Türk milleti, evinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burası Saraçhane. Burası sizin eviniz. Burası milletin evi. Burada siz ne derseniz o olur. Ne derseniz o olur. Ama önce sizlere soru sormak istiyorum. Bana bu sorunun cevabını vermenizi istiyorum. Bu ülkeyi yönetenlerin milletimizle, sizinle ne alıp veremediği var? Sizden ne istiyorlar? 31 Mart'ta oyunuzu kullandınız, saymadılar. Zarfı arttığınız 4 oy pusulasından, bu arada bu 4 o 4 değil. Dört oy pusulasından 3'ü geçerli, Büyükşehir Belediyesi için kullandığınız oy ise geçersizdir dediler. Sizin tertemiz helal oyunuzu iptal ettiler. Seçimi yenilediler. Sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediyesi'ne eskiden bizden bir gün önce kamu bankalarından bol bol kredi verirlerdi. Bol bol. Sizin seçtiğiniz yönetime tam 3,5 yıldır bu millete ait bankalardan bir kuruş vermiyorlar. Bir kuruş. Sizin seçtiğiniz yönetim çok daha uygun koşullarda bizler dışarıdan krediler, fonlar bulup getiriyoruz. Bu defa da farklı beyanlarla, uydurma bahanelerle aylar geçiyor, yıllar geçiyor, bir imza atıp onay vermiyorlar. Ya sizinle alıp veremedikleri ne var bunların? Milletimizle 16 milyon insanımızdan ne istiyor bu insanlar? Hepinizin çok yakından bildiği, mesela eskiden bu şehirde taksilerle ilgili kararları sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediyesi alırdı. Artık taksi konusundaki kararlar İstanbul'dan değil Ankara'dan alınacak diyorlar. Daha ilginç şeyler var. Mesela bu çok komik. Eskiden Gezi Parkı'nın mülkiyeti sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Yok dediler. Gezi Parkı artık bir vakfa ait olacak. Biz yöneteceğiz dediler. Daha onlarca örneği sayabilirim. Ama vaktinizi almayacağım. Siz ne yaptınız? Bir kere değil, iki kere üst üste belediye başkanı seçtiniz.
Onlar sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkarttılar. Üstelik baktılar, mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek, onu sürüp başka bir hakim getirerek karar çıkarttılar. Allah aşkına bu ülkeyi yönetenlerin, ey vatandaşlarım, sizinle ne dertleri var? Sizinle alıp veremedikleri ne var? Ben Yok, öyle kolay kaçmak yok. Onları gönderecek altı siyasi partinin lideri burada. Bu, bakın. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle derdi ne biliyor musunuz? Bunlar hasta. Hem de çok hasta. Bakın sizlere söyleyeyim. Bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar, alerjisi. Milli irade kendilerinden yana bir karar verirse hiç sorun yok. Ama başka türlü bir karar çıkarsa, başka türlü şekillenirse bütün arızalar başlıyor. Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama yapsınlar. Nafile. Ne hukuk, ne ahlak gözetiyorlar. Ne din, ne iman gözetiyorlar. Her şeyi yok sayıyorlar. Gözleri hiçbir şey görmüyor. Bakın söylüyorum, gözleri hiçbir şey görmüyor. Bugün burada işte bu büyük kalabalığı harekete geçiren sizlerin ortak vicdanıdır. Ortak vicdanı. Hepimiz birbirimiz için buradayız. Haksızlığa karşı buradayız. Apaçık haksızlığa ve adaletsizliğe karşı buradayız. Milyonlarca insan harekete geçiyor. Demokrasi için ayağa kalkıyor. Demokrasi ve özgürlük için, hak, hukuk, adalet için ayağa kalkıyor. Buraya bir ambulans. Şuraya bir yardımcı hemen. Değerli hemşehrilerim, bu bir adalet refleksidir. Sizler ortaya koyduğunuz şey bu rızanın
bu rızanın kalktığının kanıtıdır. Bunlar açıkçası vicdansızlığın olduğu, haksız yere milletin mağdur edildiği anlarda olur. Dün de oldu, şimdi de oluyor. Milletin iradesine alerjim varsa, seçim sonuçlarını hazmedemiyorsan, tavsiyemiz ne biliyor musunuz? Siyaset miyaset yapmayacaksınız. 16 milyon İstanbullu senin gözünde bir ve eşit değilse, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız bir ve eşit görmüyorsan, siz bu ülkeyi yönetiyorum diyemezsiniz. Çünkü bugün yaşadıklarımız bize ne ispat ediyor biliyor musunuz? Bu ülkeyi yönetmiyorsunuz. Sadece bir takım çıkar gruplarını, seçilmiş dernekleri, yakın aile vakıflarını, bir takım karanlık odakları yönetiyorsunuz. İstanbul'da bir israf düzeni kurdular ve sonsuza kadar sürsün istiyorlar. Bir avuç insanın zenginliğine zenginlik katan, İstanbul'un canını okuyan bir düzendi bu. Ben seçimden önce hemşerilerimden yetki isterken, görevi verin, sizlere ne dedim? Görevi verin, bu israf düzenini yok edelim dedim, yok. Hatta hepinize hesap vereceğimizi, şeffaflıktan asla vazgeçmeyeceğimizi ilave ettim. Kişilere, gruplara, derneklere, vakıflara, cemaatlere, partilere, kişisel yakınlığınızın olduğu, sadece kayırmacılık yaptığınız bu tarz gruplara ve kurumlara yakın olmayacağız, herkese eşit olacağız dedik. İstanbullular beni bunun için seçtiler. İstanbul'da israf düzenine hep birlikte son verdik. Belediyenin kaynaklarının yönünü hep birlikte değiştirdik. Bütçemizi 16 milyon İstanbullunun emrine sunduk. Bir avuç insan avucunu yalar oldu, yalar. Avucunu yaladılar. Zaten bugün yaşadıklarımız, bugün bize yapılanların tümü işte bu yüzden. Bu sadece israf düzenine son vermekle kalmadık. Bir şey daha yaptık. İstanbul'da insaf düzeni kurduk. İnsaf düzeni oluşturduk. İnsaf nedir biliyor musunuz? Kıymetli hemşerilerim, onların bilmediği şey, insaf düzeni vicdana ve mantığa dayanan adalet demektir. Adalet demektir. İstanbul 3,5 yıldır vicdana ve mantığa uygun bir şekilde yönetiliyor. İstanbul'da artık hiçbir zaman İstanbullunun kaynağını heba edecek bir düzene asla izin vermeyecek. Artık İstanbullunun vicdansız, mantıksız, adaletsiz, kısacası insafsız bir yönetime tahammülü yok. Biliyoruz ki Türkiye'de aynen bu şiarla görevini yapan 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde Türkiye'de de artık israf düzenini milletimiz istemiyor. İstemiyorlar. Onun için vatandaşın iradesini yok saymak için
bin bir numara çeviriyorlar. Aklınıza gelmeyecek işler çeviriyorlar. Her zaman söylerim, değerli hemşerilerim, Cumhuriyet çok değerli bir rejim. Cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Yöneticilerin, yani bizlerin hadlerini bildiği bir rejimdir. Kim olursa olsun, kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, halkın oylarıyla seçilmiş bir yöneticiyi haksız, hukuksuz bir biçimde görevden almak nedir biliyor musunuz? Haddini bilmemektir. Haddini bilmemektir. Hukukla bağdaşmaz. 100. yılına girerken gururla, umutla yürüdüğümüz Türkiye Cumhuriyeti, bu ülke vatandaşlarının kanıyla, canıyla hep birlikte mücadele ederek bin bir emeğiyle kurulmuştur. Cumhuriyet bu topraklarda yaşayan herkesi bir ve eşit olsun, özgür ve onurlu yaşasın diye kuruldu. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet arkada kimse kalmasın diye kuruldu. Atatürk'ün dediği gibi toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması ve korunması için Cumhuriyet kuruldu. Peki bu yüksek hürriyeti ve yüksek eşitlik ve adaleti nasıl kuracağız? Yine Atatürk ifade ediyor. Tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin kurulmasıyla diyor. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. İşte Türkiye tam da bu yönüyle yol ayrımındadır. Milli egemenliğin kayıtsız şartsız kabul edenlerle milli iradeye alerjisi olanlar arasında bir yol ayrımındayız. Toplumda en yüksek hürriyet, eşitlik ve adaletin sağlanıp korunmasını istiyorsanız başka hiçbir yolumuz yok. Milli egemenliği kayıtsız şartsız kabul edenlerin yanında duracağız. Yanında duracaksınız. 16 milyon İstanbullu, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız, eğer hepimizin eşit ölçüde saygı ve sevgi besleyenlerin yanında durmak istiyorsak adres burası, altılı masa, altı masa, altı liderimizin bulunduğu masa. İşte tam da ben bunun için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 16 milyonun yetki verdiği bir hemşeriniz, bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki altılı masanın en çalışkan neferi olacağım. Bütün genel başkanlarımın huzurunda, hepinizin huzurunda söz veriyorum. Söz veriyorum. Değerli hemşehrilerim, Türkiye'nin işte buna çok ihtiyacı var. Ben ortak akla, ortak aklın iradesine inanıyorum. Toplumun birlikte, barış içinde ortak bir geleceği inşa edebileceğine inanıyorum. Onlardan ve onların dikte ettirdiği yok hükmündeki kararlardan asla korkmuyorum. Korkmuyorum. Benim sığınacak hakimlerim, savcılarım, mahkemelerim yok. Ama çok şanslıyım. Benim İstanbullular, milletimiz
Benim arkamda 16 milyon hemşerim var. Milletimiz var. Bu milletin birliğine, özellikle bu süreci inşa etmeye karar vermiş. Bu masanın vatansever liderleri ve onların kurduğu büyük Türkiye İttifakı var. Türkiye İttifakı var. Sizler şu anda burada tam da bu iradeye büyük güç kattınız. Bugün burada birazdan sizlerle bir arada olacak saygıdeğer liderler işte bu beklentinin iradesini temsil ediyorlar. Buradaki birlik iradesi toplumu yoksulluğa, adaletsizliğe, çaresizliğe mahkum etmeye çalışan iktidarın karşısında ülkenin tek umudu, yegane çaresi ve en büyük gücüdür. Buradaki irade Türkiye'nin demokratik ve güçlü bir devlete, huzurlu ve zengin bir topluma, eşit ve özgür yurttaşların ortak geleceğine kavuşmanın umudu, iradesi ve teminatıdır. Bu ittifak basiretin ve ferasetin ittifakıdır. Bu irade ve bu ittifak zorla, baskıyla, yargı darbesiyle bu ülkeyi yönetebileceklerini, milli iradeye şekil verebileceklerini zanneden acizlerin devrine son verecek. Kötülüklerin karşısında olacak. Mazlumların yaşamsal teminatı olacak. Hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı duracak. Bugünden itibaren Türkiye için yeni bir dönem açılıyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hep birlikte işimiz çok. Vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısına, ekonomik sıkıntı, çalıştıramayan süreçler, ülkedeki bu bozuk düzeni hep birlikte ortadan kaldıracağız. Rahmetli Bülent Ecevit'in güzel bir cümlesi var. Bozuk düzen onarılır ama bu bozuk düzen bozuk da değil, çürümüş düzendir. Çürümüş her şey gibi çürüye çıkarılmalıdır. Kamplara ayrılmış, kutuplaştırılmış aziz milletimizi hep birlikte birleştireceğiz. Hayat pahalılığına son vererek hep birlikte mücadelenin içinde olacağız. Yine bu tarz uygulamaların en güzel örneklerini 11 Büyükşehir Belediyesi olarak veriyoruz. Şair Namık Kemal'in dediği gibi, zulüm ne kadar pervasız olursa olsun zulmün binasını biz yıkarız. Dünyanın merkezine gömseler de yer küreyi patlatır çıkarız. Dünyanın merkezine gömseler de yer küreyi patlatır çıkarız. Değerli hemşehrilerim, çare belli. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde ülkemizde vereceğimiz karar bellidir. Özgür ve demokratik ülkenin kanunlara saygılı vatandaşları olacağız. Benim umudum çok yüksek. Herkesin eşit olduğu özgür bir Türkiye için çok umutluyum. Sadece küçük bir azınlığın değil, 81 ilimizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her etnik kökenin, her inancın yaşadığı yerden mutlu olduğu bir memleket istiyoruz. Hiç kimsenin yargıyı sopa gibi kullanmadığı, cüret edemediği bir ortamı hep birlikte başaracağız. Türkiye için hepimizin hayali bu. Gençlerin, çocukların gelecek hayallerini hep birlikte güçlendireceğiz. Allah'ıma güveniyorum. Yaradanıma sığınıyorum. Çünkü
O doğru olanı asla yolda koymaz. Sizlere güveniyorum değerli hemşehrilerim. Çünkü siz iradenize set koymak isteyenlere 3 yıl önce tam 2 kez günlerini gösterdiniz. Evet. Ben ezan okunurken dün de denk geldi. Yine burada on binlerce vatandaşımıza dedim ki olsun yağmur berekettir. O kadar güzel görünüyorsunuz ki bu akşam bu güzel yağmur bizi ıslatsın. Gönlünüzden geçen güzel duaları edin. İyi insanların kalbinden geçen dualar tereddütsüz Yaradan tarafından kabul edilir. Benim inancım bu. Ben içinizden geçen duaların kabul olacağına inanıyorum. Allah o güzel dualarınızı kabul etsin. Birazdan ben konuşmamı sakinleştiriyorum. Birazdan genel başkanlarımı davet edeceğim. Ezana kadar olan süreyi bize ayırmıştık. Sonra genel başkanlarımı sahnede sizlerle birlikte ağırlayacağız. Onlara çok güzel bir İstanbul misafirliği, misafirperverliği göstereceğiz. Tabii ki içlerinde İstanbullu olanlar var. Ama sizler benim kıymetli hemşerilerim, belediye başkanınızla birlikte onları burada ağırlayacaksınız. Onların değerli düşünceleri sizlerle birlikte olacak. Ben de çok mutlu olacağım. Sizlerin bu duruşu, sizlerin bu güzel bakışı, içlerinizden geçen o güzel dualar şu an inanın benim kalbimi ısıttı. İyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, az önce Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sahneden mesajlarını verdi ve şu dakikalarda yine dün olduğu gibi ezan okundu ve evet ezan bitti. Ekrem İmamoğlu tekrar konuşmasına devam ediyor, dinleyelim. 3,5 yıl önce sizlerin kararını değiştirmek isteyenlere tam 2 kez günlerini gösterdiniz. Yine göstereceksiniz, hiç kuşkum yok. Umudunuz hiç eksik olmasın. Birlikte bu karanlık günleri aşacağız. Asla üzülmeyeceğiz. Ama daha büyük bir azimle çalışacağız. Asla öfkeye kalkışmayacağız. Öfkeye kapılmayacağız. Ama hep birlikte kararlı olacağız. Çünkü bu dava bana açılmış bir dava değil. Bu dava parti bir davası değil. Bu dava ülke davası. Bu dava adalet davası. Bu dava eşitlik davası. Değerli hemşehrilerim, kıymetli dostlar, 2023 çok güzel olacak. Yalnız benim ya da senin için değil. Hepimiz için çok güzel olacak. Bütün vatandaşlarımız için çok güzel olacak. Herkes kazanacak. Çocuklarımız kazanacak. Gençlerimiz kazanacak. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinizi çok seviyorum. Hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Herkes kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
Ve evet, Ekrem İmamoğlu yine 2019'da o çok sıkça duyduğumuz "her şey çok güzel olacak" sloganıyla konuşmasına tamamladı. Evet. Şu dakikalarda zaten üzerimdeki yağmurluktan da anlıyorsunuzdur. Yağış da başladı, yağmur da başladı ama on binlerce kişi Saraçhane'de bekleyişini sürdürüyor. Saraçhane'nin önünde ciddi bir coşku var. Çok saygıdeğer konuşmasını tamamladı ve bundan sonra yapılacak konuşmayı kime olacağını söylüyor. Bu güzel makamı ve bu güzel süreci bizlere uygun görüp adaylığımız sürecini başlatıp bu güzel hizmetle buluşmamıza vesile olan benim çok kıymetli Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Buyurun efendim. Endişe etmeyin. İktidar olacağız. Hiç endişe etmeyin. Teşekkür ederim. 11 madde halinde düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. 11 madde halinde. Kısa bir sunuş olacak. Dikkatle dinlerseniz son derece mutlu olurum. 1. Mevlana der ki, "Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ve kainat onun etrafında döner. Bugün bizi buraya getiren yaşadığımız adaletsizliktir. Ama hepinizin huzurunda söz veriyorum, adalet ya gelecek ya gelecek." İki. Adaleti dağıtacak kişi hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorundadır. Bir daha ifade edeyim. Adalet dağıtacak olan kişi, yani yargıç, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde adaletsizlik olur. 3. Adaleti dağıtacak kişi kralın sofrasına, sultanın sofrasına, sarayın sofrasına asla oturmayacak. Çünkü sofraya oturan alimin verdiği fetva yanlıştır ve doğru olmaz. 4. Milli irade. 1921 ve 1924 anayasalarının birinci maddesi şudur: hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Bugünkü diliyle yeni anayasada ve meclisin duvarında yazılı olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin iradesine bugün darbe vurulmuştur. 16 milyon İstanbul'un iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur. Biz milli iradeyi yeniden inşa edeceğiz. 5. Adalet bugün, bugün yaşadığımız Türkiye'de adalet artık temel bir Türkiye sorununa dönüşmüştür. Çünkü sokakta herhangi bir vatandaşa sorun, "bu ülkede adalet var mıdır?" diye, emin olun büyük bir kısmı "bu ülkede adalet yoktur" diyecek. Ama bizler altılı masa olarak adalet konusunda kararlıyız ve adaleti bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bugün Türkiye'de hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku var. Dayısı olana kimse ses çıkarmıyor ama bir genç tweet attığı zaman sabahın köründe kapısı çalınıyor ve gözaltına alınıyor.
bu manzarayı bitireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Asla ve asla bir daha bu manzaraları yaşamayacaksınız. 6. Yargıyı itibarsızlaştıranlar var. Yani yargıç koltuğunda oturup yargıyı itibarsızlaştıranlar var. Ağacın kurdu kendi içindedir. Asla unutmayın. Ağacın kurdu kendi içindedir. Uyuşturucu baronlarına ses çıkarmazlar. Parti teşkilatından gelenleri hakimlik savcılık koltuğuna oturdurdular. Çetelerle yan yana gezerler. Dolayısıyla bu tabloyu da değiştireceğiz. O adalet ağacının içindeki kurtları tek tek temizleyeceğiz. Adaletin ağacı görkemli olacak ve sağlıklı olacak. 7. Güzel bir atasözümüz var. Zulmün artsın ki tez zeval bulasın der. Zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Eğer zulüm var, bugün mü var? Hayır. Öteden beri bu ülkede bir zulüm var. Milletvekillerimiz tutuklandı. Gazeteciler tutuklandı. İstanbul İl Başkanımız da siyasi yasak kapsamına alındı. Milletvekillerimiz hapse atıldı. Dolayısıyla bu tablo zulmün arttığı bir tablodur. Bu da yakında zeval bulacaklar demektir ve onları göndereceğiz. 8. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar asla ve asla kabul edilemez. Toplumun vicdanını yaralamıştır. Toplumun vicdanı kanamaktadır. Şunu herkes çok iyi bilsin. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir birimlik dahi geri adım attırmayacaktır. Ve biz kararlılıkla başkanın arkasında duracağız. Çünkü bizim kupon arazi merakımız yok. Çünkü bizim yeşil alanları beton ormanına dönüştürmek gibi bir hevesimiz yok. Çünkü bizim rantiyecilere hizmet etme gibi bir görevimiz de yok. Her belediye başkanımız halka hizmet eder. Halka hizmet, hakka hizmettir. Biz kuralı böyle biliriz. Açık ve net ifade edeyim. Hiç kimse, hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır. 9. Göndereceğiz. Adaletsizliği kural haline getirenleri göndereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri göndereceğiz. Milli iradeye darbe yapanları göndereceğiz. Yargıyı itibarsızlaştıranları göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Altılı masa kararlı, bu ülkeye huzuru ve bereketi getireceğiz. Adaleti getireceğiz. 10. Hiç kimse unutmasın. Ve hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu bir 100 metre koşusu değil. Bu bir maratondur. Ve maratonun sonuna geldik. 6 ay sonra maraton bitecek. Yeni bir Türkiye'yi göreceksiniz. Güzel bir Türkiye'yi göreceksiniz. Kucaklaşan bir Türkiye'yi göreceksiniz. Bereketli bir Türkiye'yi göreceksiniz. 11. Sevgili İstanbullular, asla başınızı öne eğmeyin. Önümüzde 6 ay kaldı. Geliyoruz. Siz de haykırın. İktidar, iktidar, iktidar. İktidar olmak için geliyoruz. İktidar olacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a, İstanbullunun iradesine bu değerli destekleri için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyoruz. Şimdi Deva Partisi Genel Başkanı
Sayın Ali Babacan'ı davet ediyoruz. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahneden indi ve onun ardından da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sahneye çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktığında istifa sesleri yükseldi kalabalıktan ve Kemal Kılıçdaroğlu da o seslere karşılık "Endişelenmeyin, iktidar olacağız" dedi. Aslında iktidar olacağız sesleri konuşmasının tamamında yinelediği bir cümleydi. Ve şimdi Babacan kürsüde mikrofonu eline aldı. Babacan'ı dinliyoruz. Hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyorum. Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Daha birkaç ay evvel Canan Hanım'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayyumlarla rövanş almasını reddediyorum. Onun için buradayım. İsyanımızı, feryadımızı tüm İstanbul duysun, tüm Türkiye duysun diye buradayım. Nedir bu çektiğimiz ya? Devlet gücünü eline geçiren başlıyor aşağıdakileri ezmeye. Başlıyor kendi rakibini, kendi sevmediklerini ezmeye. Başlıyor zulmetmeye. Üste çıkan alttakini eziyor. Üste çıkan başlıyor zorbalığa. Daha dünün ezileni Sayın Erdoğan üste çıkınca başkalarını ezmeye başlıyor. Zulmetmeye başlıyor. Sandık günü hep beraber cevabımızı vereceğiz inşallah. Hep beraber. Sayılı gün çabuk geçer, sayılı gün. Çabuk geçer. İşte biz bu ülkede yaşanan bu nöbetleşe zorbalığa karşıyız. Adalet olsun istiyoruz. Bu millet 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da silahla, topla, tüfekle demokrasiye kastedenleri tarihin tozlu sayfalarına gömmüş bir millettir. Bu millet Nazım Hikmetlere, Ahmet Kayalara, Necip Fazıllara, Halide Ediplere zulmedenleri tarihin tozlu sayfalarına gömen bir millettir. İnanın bu millet yargı oyunlarıyla kendi iradesini görmezden gelenlere de en iyi cevabı ilk seçim günü, ilk sandıkta verecektir. Bu millet zulmedenlere gerekli cevabı verecektir. Hem de çok yakında verecektir. Biz herkes için adalet demek için buradayız. Biz herkes için özgürlük demek için bugün buradayız, Saraçhane'deyiz. Türk, Kürt hiç fark etmez. Sünni, Alevi hiç fark etmez. Yaşam farkı fark etmez. İnansın, inanmasın fark etmez. Biz hep beraber Türkiye'yiz ve bütün Türkiye için özgürlük diyoruz, adalet diyoruz. Onun için bugün buradayız. Yıl 2002. Şu andaki iktidar 3Y ile mücadele edeceğim diye başa gelmedi mi? 3Y ile mücadele edeceğim sözünü verdiği için bu millet onlara destek vermedi mi? 3Y neydi? Yolsuzlukla mücadele, yasaklarla mücadele ve yoksullukla mücadele. Fakat iş döndü, dolaştı. 3Y tekrar bu milletin başına çöktü. Yolsuzluk var mı? Yoksulluk var mı? Yasaklar? İşte Ekrem İmamoğlu kardeşimizi yasaklamaya çalışan bir zihniyet bu. Çok yazık ya. Yıllar sonra
kendi iddiasını, kendi mücadelesini unutan ve aynı zorlukları, aynı sıkıntıları başkalarına yaşatan bir zihniyetle şu anda karşı karşıyayız. Ama bunun özü ne biliyor musunuz? Bunun özü ne arkadaşlar? Bakın, devlet gücünü kullanan, devlet gücüne sahip olan süreyle ve hukukla sınırlı olmalıdır. Süreyle ve hukukla. 3 dönem kuralı vardı ya, 3 dönem. 2015'te doldu bu 3 dönem. Daha bir gün uçaktan gelirken ne demiş? Hani son defa aday olayım falan diyordu ya. Yok diyor, daha bırakmayacağım diyor. Ben partiyi falan bırakmam diyor. Yetmiyor. Şu andaki iktidar partisinin kuruluş akitnamesinde vardır. 2015'te 3 dönemi doldu doldu. Ama ne zaman ki devlet gücünü kullanan o süreyle sınırlanmaz. Ne zaman ki devlet gücünü kullanan hukuku tanımaz, işte o andan itibaren güç yozlaşması olur. Güç zehirlenmesi olur. Çünkü devlet yönetme gücü yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Hele hele 2018'den sonra bütün yetkiyi tek elinde toplayan, tek imzayla ülkeyi yöneten şu anda artık ülkeyi bataklıklara sürüklemekte. Bu ülkeyi bataklığın içine şu anda düşürmüş durumda. Değerli arkadaşlar, farklı fikirlerden, farklı kimliklerden, dünyadan korkmayan bir Türkiye istiyoruz biz. Biz özgürce konuşan, cesur, zengin bir Türkiye istiyoruz. Endişeye mahal yok endişeye. Biz buradayız, biz halkın yanındayız, hakkın yanındayız. Hiç endişeniz olmasın. İşte bu meydan var ya, bu meydan. Bu meydan yarına nasıl bir ülke bırakacağımıza karar verecek olan meydan. Korku mu, umut mu? Bunun kararını bu meydan verecek. Korku mu, umut mu? Depresyon mu, mutluluk mu? Açlık mı, zenginlik mi? Çatışma mı, barış mı? Baskı mı, özgürlük mü? Otokrasi mi, demokrasi mi? İşte bu meydandan birileri cevabı alsın. Nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımızı inşallah bu meydan belirleyecek, bu meydan ilk seçimde karar verecek. Sözlerime son verirken, ayakta böyle geç vakit hafif hafif şişeleyen yağmurun altında da sizleri daha fazla bekletmeden, ki çok değerli genel başkanlarımız var benden sonra söz alacak, konuşacak. Onların da süresini ihlal etmeden, sözlerime son vermeden önce bir şeyi daha söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. 85 milyon birden büyüktür, Türkiye birden büyüktür diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuşmasını tamamlayan isimlerden oldu. Evet. Tabii bir yandan da yağmur yağdığı için hızla tamamlanıyor konuşmalar. Babacan'ın konuşmasında aslında dikkat çeken mesajlar da vardı. Eski AK Partili bir isim Recep Tayyip Erdoğan'la eski yıl arkadaşlarından biri ve 2018'den sonrasında dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu haksızlığı reddediyorum diyerek de sözlerine başladı. O sırada yine kalabalıktan da büyük alkışlar aldı. Çünkü Kaftancıoğlu'yla Demirtaş'ı da unutmadı yine Ali Babacan. Erdoğan'ın yaptığı son açıklamaya da değindi. Son defa demişti ve devamında da Erdoğan'ın yaptığı yine açıklamaları ve parti akitnamesine dikkat çekti. 3 dönemin dolduğunun altını çizdi Erdoğan için. Şu anda da sahneye Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal çıkıyor. Söz şimdi Uysal'da. Kalk yiğidim, dağ başını duman almış, aslan payını aslan olmayanlar almış. Aziz İstanbul, Fatih'in emaneti
kutsal şehir. Aziz İstanbullular, kıymetli genel başkanlarım, demokrasi mücadelesinin yılmaz savunucuları, öncelikle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir tarihi günde buradayız. İlk ayak basan astronotun dediği gibi, benim için küçük bir adım ama insanlık tarihi için bir büyük adımdır dediği gibi, Türk milletinin tarihi yürüyüşünde bir önemli kilometre taşının bulunduğu noktadayız. Bir büyük üzüntü içerisindeyim. Bir büyük hüzün içerisindeyim. Milletim için üzüntü içerisindeyim. Bu büyük devlet için üzüntü içerisindeyim. Geleceği karartılan gençlerimiz adına bir büyük üzüntü içerisindeyim. Evlatlarının geleceğini göremeyen annelerin, babaların adına bir büyük üzüntü içerisindeyim. Üzüntümün sebebi şudur aziz İstanbullular. Bu büyük ülke, bu büyük millet bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Hak etmiyor. Hak etmiyor. Zalim zulmünü celladına yaptırırmış. Zalime, onun cellatlarına, uşaklarına karşı bir büyük mücadeleye burada başlatıyoruz. Yek vücut oluyoruz. Hep beraber yeter, söz milletin diye haykırıyoruz. 2019 yılında aslında Türk demokrasisinin çok partili hayata geçtiğimiz andan itibaren darbelere, ara dönemlere, kesintilere rağmen ana kolonu sandıkla ilgili bir büyük tartışma olmamış. Ama 6 Mayıs 2019 Türk demokrasisi için bir büyük kırılmanın yaşandığı tarihtir. Demokrasimizin ana kolonun çökertildiği tarihtir. İstanbul'da milletin iradesiyle belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yetkisinin alındığı tarihtir. Ama milletimiz milli iradenin önüne set çekilmez. Milli iradenin önüne duvarlar örülmez. Milletin gücü, azmi, kararlılığı her daim önüne örülmüş o duvarları yıkıp atmıştır. Türk demokrasisi işte bunun tarihidir. Aziz İstanbullular, işte bugün de bu bitmeyen kin ve garezin, işte bu bitmeyen kin ve garezin İstanbul'da millete yaslanarak iktidar olanların zaman içerisinde devletin tahakküm eden gücüyle beraber milletin iradesinin üzerine hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir iradesinin üzerine kayıt da koymak için, şart da koymak için işte dün Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul'un şehreminine bu cezayı verdiler. Ama bilsinler ki bu kararın nokta kadar milletin vicdanında bir karşılığı yoktur. Bu kararı aranları biliyoruz.
Bu kararları aldıranları biliyoruz. Bilmiyor muyuz? Herkesin bildiği bir sır. Biliyoruz. Demokrasi ile, hukuk ile bu iktidar sahiplerinin ufuklarını gördük. Bakmayın isimlerine Adalet ve Kalkınma Partisi dediklerine. Adaletleri bakıp batalı çok oldu. Onların adaleti Deniz Feneri davalarında zaten batmıştı. İşte buradan haykırıyorum. Adaleti sistematik bir şekilde bu memlekette uygulayanlara haykırıyorum. Adınız Ak olacağına alnınız Ak olsaydı. Yarınlarda göreceğiz. Bu ülkenin kaldırım taşlarında İstanbul başta olmak üzere bu kararları alanlar alnı dik, başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar. Nasıl yatsa adada sizi buraya tıkan irade böyle istiyor diyorlarsa işte bugün de ortadaki bütün çarpıklıkları ifşa edercesine hakim bir karar veriyor. Değerli İstanbullular, aziz İstanbullular, zaman zaman bu iktidarın hukuk reformundan bahsettiğini biliyoruz. Yakınlarda bütçe görüşmelerinde Büyük Millet Meclisi'nde de ifade ettim. Siz reform yapmayın. Sizden bir şey beklemiyoruz. Siz organize kötülük yapmaktan vazgeçin. FETÖ'cülerin size bıraktığı hukuksuzluk icat etmekten vazgeçin. O nedenle aziz İstanbullular, işaret fişeğini bugün buradan yaktığımız hukuk mücadelemizin, demokrasi mücadelemizin eninde sonunda milletin iradesiyle tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır. Onların tek bir iddiası, ideali ve davaları var. Onlar bir kişinin, ailesinin ve şürekasının iktidarı ve mutluluğu için kavga veriyorlar. Oysa bizler bugün ne kadar haklı olduğumuz, ne kadar doğru olduğumuz ortaya çıkıyor. Altılı masa etrafında bir araya gelmiş olanlar, bugün burada bir odada bulunanlar, yek vücut olanların demokrasi diye bir kavgası var. Korkusuzca yaşama hürriyeti adına bir meselesi var. Bu ülkede fırsat eşitliği diye bir kavgası var. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi kurmak gibi bir ideali mücadelesi kavgası var. Aziz İstanbullular, işte bugün buradan attığınız adımla beraber Büyük Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a giderken tarihe not düştüğü gibi bir kaydı not düşüyorsunuz. Kızkuleçi açıklarında Bandırma vapuru aranmak istenir. Silah ve mühimmat taşıyor iddiasıyla aranmak istediğinde Büyük Atatürk aranmasına müsaade eder. En nihayetinde bir şey bulamazlar. Bandırma vapuru usul usul Karadeniz'e açıldığında işte bizim için bugün de mihenk olan, bizim için de kılavuz olan işte şu tarihi sözü Büyük Atatürk tarihe nakşetmiştir. Ve demiştir ki onlar zannediyor ki biz Anadolu'ya
mühimmat ve silah götürüyoruz. Oysa bilmiyorlar ki biz Anadolu'ya mühimmat ve silahtan daha önemli bir şey götürüyoruz. Biz Anadolu'ya cesaret ve irade götürüyoruz demiştir. İşte bugün buradan sadece İstanbul'umuz değil, çatlamış toprakların hasretini dindirmek için her biriniz, her birimiz Türkiye'nin üzerine örülen kademe kademe her gün rengi koyulaşan bu örtüyü atıp kaldırmak adına bu cesareti ve iradeliği taşımalıyız. Taşıyacak mıyız? Taşıyacak mıyız? Taşıyacak mıyız? Allah'ın izniyle taşıyacağız. İşte gün görünmez ordularla buluşma günüdür. Gönül çizgisi içerisinde bu büyük cumhuriyetin 1,5 asırlık tarihi yürüyüşümüzde bize bahşettiği bu değerlere sahip çıkacak, kendi varlığını her şeyin önünde görenlere karşı yeter söz milletindir diyerek bu atanmış hakimlerin verdikleri kararları Allah'ın izniyle hep beraber yerle bir edeceğiz. Yerle bir edeceğiz. Ben bugün burada bulunuyor olmaktan dolayı bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı çok mutluyum. Bu mutluluğumu şu sözlerle tamamlamak istiyorum. Bugün bu büyük ülkenin her şeyini çalanlar, çaldıkları yetmedi, sandığı çalmaya karar verdiler. Ama bilsinler ki dünümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız. Belediye başkanımız İstanbul'un şehremini Sayın Ekrem İmamoğlu'na milletin helal oylarını tekrar helal ettirdiniz. Allah'ın izniyle burada verilen bu hukuksuz kararı da Allah'ın izniyle yeniden tarih tecelli edecek bu büyük ülkede topyekün bir deli gömleği giydirme teşebbüslerine karşı hep beraber yırtıp atacağız. Ben bu vesileyle bu bereketli günde, bu rahmetli günde burada bulunan tüm İstanbullulara, tüm dostlara, başta genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. Yarınlar Allah'ın izniyle hepimiz için aydınlıktır. O aydınlık yarınlarda buluşmak ümidiyle hepinizi canı yürekten selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. En gür ses tonuyla konuştu Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal. Ses telleri zaman zaman zorlansa da o ses tonunu hiç aşağı çekmedi. Oldukça sert mesajlar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye yetkililerinden öğrendiğim bilgiye göre şu anda burada Saraçhane'de 212 bin kişi var. Az önce bu mesajı ilettiler. Basın mensuplarına 212 bin kişi siyasi parti liderlerini dinlemek için Saraçhane'ye geldi. Altılı masa, altı partinin genel başkanını sahnede dinlemek için 212 bin kişi Saraçhane'de buluştu. Ve şimdi Ekrem İmamoğlu sahneye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu çağırıyor. Millet İttifakı'nın üyelerinden biri Davutoğlu şu dakikalarda sahneye çıkıyor ve kalabalığı selamlıyor. Birazdan o da mesajlarını iletecek. Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin verilen kararı o da değerlendirecek. Adalet vurgusu yapacak ve Ahmet Davutoğlu kürsüde. Şimdi Davutoğlu'nun konuşmalarını dinliyoruz. Sağ
milli iradeyi ve demokrasiyi savunmak üzere Saraçhane Meydanı dolduran aziz İstanbullu hemşehrilerim. Bugün şu anda ekranları başında bu meydandan yükselecek gür sesi bekleyen değerli vatandaşlarım. İstanbul'un iki kez seçilmiş değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli dostum Sayın İmamoğlu. Değerli genel başkanlar, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün bu meydandayız. Meselemiz sadece Sayın İmamoğlu'nun hak ettiği makamı korumak değildir. Meselemiz İstanbul seçmeninin iradesini korumak, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerlerini korumaktır. Dün yargı bir kez daha siyasallaştı. Ama bizim meselemiz siyaset üstü bir meseledir. 6 genel başkan olarak buradayız. Farklı siyasi partilerdeyiz. Ama hepimiz aynı gür sesle insan onuru diyoruz, temel hak ve özgürlükler diyoruz, demokratik hukuk devleti diyoruz. Bu meydan ve bu bina tarihi sahnelere şahit oldu. Dün akşam Sayın İmamoğlu'nu ziyaret etmek için gece yarısına yakın Büyükşehir Belediye binasına girdiğimde hafızamda iki manzara canlandı. Tarih 21 Nisan 1998. 28 Şubat şartlarında Sayın Erdoğan'a benzer bir mahkumiyet kararı verilmişti. Ben o zaman o binadaydım. Ve tarih 15 Temmuz 2016. Bu binayı savunmak üzere nice yiğitler Saraçhane'de darbe teşebbüsüne karşı demokrasiyi savunmak için şehit oldular. Yüreğimde bir şeyler düğümlendi. Boğazımda düğümlendi. İşte söylüyorum. 21 Nisan 1998'de Büyükşehir Belediye binasında hangi değeri savunduysam 15 Temmuz 2016 akşamı televizyon ekranlarında ulusal ve uluslararası basında hangi değerleri savunduysam yine aynı değerler için buradayım ve burada olacağım. Buradan güç sahiplerine sesleniyorum. Sakın ha, sahip olduğunuz mutlak güç sizi aldatmasın. Geçmişte nice mutlak güç sahipleri aldandılar. 27 Mayıs'ın darbesini yapanlar, 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yapanlar zannettiler ki kurdukları vesayet düzeni sürer. Zannettiler ki o mekanlar ilelebet kendilerine aittir. Partileri kapattılar, siyasetçileri yasakladılar, düşünce özgürlüğünü, basını yok ettiler. Ama onlar gitti. Onlar gitti ama milletimizin demokrasi aşkı kaldı ve kalacak. Değerli İstanbullu hemşehrilerim, bu güç sahiplerine şunu da hatırlatıyorum. O avcınızda tuttuğunuz güç var ya, o güç. Onu kaybetmemek için sıktığınız her anda kordan bir ateş gibi sizi yakar. Kordan bir ateş gibi sizi yakacak olan güce değil, milletin vicdanına dönünüz. Eğer dün aldığınız kararla bize mesajınız şuysa, nasıl iki kez seçilmesine engel olduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bir kez daha, bu kez mahkumiyet üzerinden makamından elde alabiliyorsak, 2023 seçimlerine de ipotek koyarız diyorsanız, bu yolla bizi korkutmak istiyorsanız, işte buradan, sadece bu meydanı dolduranlar adına değil, demokrasi aşığı 85 milyon adına söylüyorum. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Sizin tehditlerinize boyun eğmedik, eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin hakkını, hukukunu, adaletini koruyacağız.
Yine o güç sahiplerine buradan sesleniyorum. Sakın ha seçim sandığı üzerinden siyaseti dizayn etmeye kalkışmayın. Ve yine daha bu konuda hiçbir söz söylememiş olan 24 saat geçmesine rağmen Sayın Erdoğan'a ve iktidarın sözcülerine sesleniyorum. Sakın ha bize tarafsız ve bağımsız mahkeme karar verdi demeyin. İnanmayız, inanmayız. Çünkü biz sizin Rahip Bronson davasında, Deniz Yücel davasında, Kaşıkçı davasında o şerefli Türk yargısını nasıl siyasete esir ettiğinizi biliyoruz. Biz bu kararı tanımadık, tanımıyoruz, tanımayacağız. Buradan şerefli Türk yargı mensuplarına da sesleniyorum aziz İstanbullular. Değerli yargı mensupları, omuzunuzda ağır bir yük var. Tarihi bir yük var. Alacağınız her karar bir belediye başkanını, bir siyasi parti genel başkanını ilgilendirmeyecek. Alacağınız karar Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendirecek. Zor bir döneme giriyoruz. Hakim teminatının olmadığını biliyorum. Sizlerin her birinizin aile kaygısı taşıdığını biliyorum. Ama zor dönemlerin hakimleridir tarihe geçenler. Bakın 27 Mayıs sonrası sizi buraya tıkan irade böyle istiyor diye bazı yargı mensupları selefim olan bir başbakanı, iki bakanı idam sehpasına gönderdi. 12 Mart, 12 Eylül mahkemeleri bir sağdan bir soldan diye nice genç fidanları idam sehpasına gönderdi. 28 Şubat mahkemeleri vesayetçilerin önünde el pençe divan durarak nice insanların geleceğini kararttı. FETÖ yargısı bütün yargı eline alarak Türkiye'nin en kara gecesi olan 15 Temmuz'u yaşattı. Ama bakın hepsi gitti. Onlar o yargı mensupları halkın içine giremediler. Değerli, şerefli Türk yargısının mensupları, size sesleniyorum. Hiçbir siyasi talimata asla uymayın. Yargı mensuplarının adiyeti etnik, mezhebi kökene değildir. Siyasi kimliğe değildir. Yargı mensuplarının tek aidiyeti vardır. O da adalettir. Yargı mensuplu hakimin tek aidiyeti adalettir, adalettir, adalettir. Dün Türk yargısı için kara bir gündü. Ümit ederim ki siyasi baskılar sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu başta olmak üzere seçime giderken hiçbir yargı mensubu baskı altına alınmaz. Ama eğer baskı altına alınırlarsa bilsinler ki o yargı mensuplarının arkasında altı siyasi parti olarak dimdik duracağız. Cesur olsunlar. Siyasi talimata asla teslim olmasınlar. Ve buradan bir tahrik ortamı yaratılarak, kutuplaşma ortamı yaratılarak toplumsal gerilimi ortaya çıkarmaya çalışan iktidara karşı, iktidar partilerine gönül veren seçmenlere de sesleniyorum. Basiretle davranın. Asla tahriklere kapılmayın. Özellikle de iki genel seçime başlarında girdiğim AK Parti seçmenine sesleniyorum. Değerli kardeşlerim, sizler vesayete karşı milli irade dediniz her zaman. Ve yaşı yetenler 21 Nisan 1998'de burada bizlerle birlikte bu meydanda Sayın Erdoğan'ın yanındaydılar. İşte onlara sesleniyorum. Sakın ha asla tahriklere kapılmayın. Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin. Biliyorum o geniş kitlelerin dün gece bu kararla yürekleri dağlandı. Başları öne eğildi. Kaldırsınlar kafalarını ve biz yeni vesayetler kurmak için emek vermedik desinler Sayın Erdoğan'a ve Beştepe'de oturanlara. İşte o seçmenler, onların kulaklarına birileri fısıldayarak diyor ki biz iktidarı kaybedersek siz de kazanımlarınızı kaybedeceksiniz. Değerli
AK Parti'yi destekleyen seçmenler, sizin kazanımlarınız yozlaşmış bir iktidarın teminatında olamaz. Sizin kazanımlarınızın teminatı demokratik hukuk devletidir. İnsan hak ve özgürlükleridir. Sakın ha kulak asmayın. Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandığında 85 milyonun her bir vatandaşı aynı hak ve özgürlüklere sahip olacak. Ve buradan milli birliğe önem veren Milliyetçi Hareket Partili seçmenlere de sesleniyorum. Milli birlik, istiklalimiz kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan etmekle korunmaz. Milli birlik ve istiklalimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Sivas Kongresi'nde alınan kararla korunur. Milli hakimiyetin temeli, esası milli iradedir, milli iradedir, milli iradedir. Kim ki milli iradeye el uzatırsa gerçek terörist odur, gerçek vatan düşmanı odur. Çünkü milli irade olmadan vatan korunamaz, millet birleştirilemez, devlet güçlü kılınamaz. Ve değerli kardeşlerim, aziz İstanbullular, ben hep derim, İstanbul benim en büyük hocamdır. İstanbul estetiğimizin, mimarimizin, medeniyetimizin, siyasi kültürümüzün merkezidir. İşte bir İstanbullu olarak size şu taahhütte bulunuyorum. Kimi ve ne şekilde seçimlerle iş başınıza getirdiğinizi herkes biliyor. Sizin iradenize ipotek koyacak olan kim olursa sadece Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak değil, bir eski başbakan olarak değil, bir İstanbullu olarak ona karşı direnecek ve Sayın İmamoğlu'nun hakkını koruma konusunda en ufak bir tereddüt göstermeyeceğiz. Çünkü biz İstanbulluyuz. Çünkü biz Türkiye'nin kalbi değil sadece dünyanın kalbiyiz. Bu kalbin kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Ve aziz milletime hitap ederek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Gelecek kaygısı taşıyan değerli vatandaşlarım. Çok zorlu badireler atlatan milletim. Biliniz ki biz ayaktayız. Biz yeni bir Türkiye için yola çıktık. Modernleşme tarihimizin 200 yıllık tecrübesini, Cumhuriyetimizin 100 yıllık tecrübesini, demokrasimizin 75 yıllık tecrübesini bir sofrada topladık, maya kıldık altı parti olarak. Hedefimiz çiftçilerimizin, işçilerimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin, esnafımızın, emeklimizin başı dik dolaştığı bir ülke inşa etmektir. Hedefimiz kimsenin düşüncesini açıklarken korkmadığı, inancını yaşarken engellenmediği, düşüncesini ve inancını herhangi bir şekilde gündeme getirirken teröristim gibi bir suçlamayla suçlanmadığı yeni bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Biliniz ki altılı masa asla altı liderin masası değildir. Altılı masa Türkiye'nin masasıdır, milletin masasıdır. Derler ki o sofrada, o altılı masada ne var? İşte söylüyorum. Bu altılı masayı dillerine dolayanlara, Beştepe sakinlerine ve onlara sesleniyorum. Değerli vatandaşlarım, Türkiye'de iki sofra var. Birisi çıkar için birbirini, herkesin birbirini yediği, herkesin birbirine çelme taktığı, marinalara çökülen, kendi bakanlığına dezenfektan satan, arsalara çöken bir kurtlar sofrası var, bir kurtlar sofrası. Biz o kurtlar sofrasına karşı Hacı Bektaş-ı Veli'nin elini, gönlünü sofrana açık tut davetine uyarak bir Halil İbrahim sofrası kurduk. Halil İbrahim sofrası. Kurtlar sofrasına karşı Halil İbrahim sofrasına buyurun. Bu sofrada helal haram lokma olmayacak. Bu sofrada yetim hakkı olmayacak. Bu sofrada kimsenin
aşı kimseye haram olmayacak. Bu sofranın aşı nedir bilir misiniz? Bu sofranın aşı inandığımız değerlerdir. Bu sofranın aşı özgürlüktür. Bu sofranın aşı adalettir. Bu sofranın aşı refahtır. Bu sofranın aşı eşitliktir. Ve bu sofranın aşı siyasi ahlaktır. Siyasi ahlakı egemen kılmaya geliyoruz. Aziz milletim, müsterih olun. Bu kara kışlar geçecek. Üstad Neşet Ertaş'ın deyimiyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk yazını, gelecek yazını kimsenin kışa çevirmesine asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. Önümüzde bir seçim var. Bu seçim sadece bir iktidar değişimi değildir. Cumhuriyetimizin mayasının demokrasiyle taşlanacağı bir seçimdir aziz İstanbullular. Bu seçim yolsuzluk düzenine karşı temiz siyaset düzeninin seçimidir. Bu seçim yoksulluğa karşı insanca onurlu yaşama düzeninin seçimidir. Bu seçim yasaklara karşı özgürlüklerin seçimidir. İşte bu seçim sonucunda kimse kaybetmeyecek. Hiçbir toplum kesimi kaybetmeyecek. Hep beraber yeni bir ufka inançla, kararlılıkla, azimle yürüyeceğiz. Bugün, yarın cumartesi günü Şebi Aruz, Vuslat, Hazreti Mevlana'nın talebesiyim. Sözümü onun sözüyle bitirmek isterim. Der ki Hazreti Mevlana, biz bu topraklara ancak sevgi tohumları ekmeye geldik. İşte aziz İstanbullular, biz Anadolu toprağına, Trakya toprağına sevgi tohumları ekmeye geliyoruz. Eğer birileri son dönemde sık sık söylendiği gibi, depreştiği gibi, neredeyse haftada bir masa dağılacak diye sözler çıkıyor. Hiç merak etmeyin. Onlar çok bekler, çok. İktidara sesleniyorum. Bu masa sizin kurtlar sofrası masanız değil. Bu masa Halil İbrahim masası. Dağılmayacak, dağılmayacak, dağılmayacak. Ve meselemiz kimin hangi mevkiye geleceği meselesi değildir. Biz mevkilerin, makamların peşinde değiliz. Onları arkamızda bıraktık. Meselemiz Türkiye'nin geleceğini, gençlerimizin hiçbir zaman terk etmeyi düşünmeyeceği yeni bir ülke olarak inşa etmektir. İnşallah önümüzdeki hafta, önümüzdeki bu ay içinde ilk toplantımızda geçiş sürecinin yol haritasını ve ortak hükümet programımız mahiyetindeki ortak politikalar metnimizi açıklayacağız. Bütün değerli genel başkanlarımıza, hepsine gösterdikleri fedakarlık, feragat ve birlikte çalışma kültürümüz dolayısıyla teşekkür ediyorum. Aziz milletim, müsterih ol. Yeni bir Türkiye, yeni bir yüzyılla gelecek. Allah'a emanet olun. 18 dakikalık konuşmasının ardından Davutoğlu sahneden iniyor. AK Parti seçmenine seslenmesi dikkat çekiciydi. Milli iradeyi esir alanlara sesinizi yükseltin dedi. Biliyorum. Evet. Yürekleri dağlandı, başları öne eğildi dedi bu kararla Ahmet Davutoğlu ve altılı masaya bir benzetme de yaptı. Halil İbrahim sofrası dedi, asla dağılmayacak, dağıtamayacaksınız dedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun da şu dakikalarda yer aldığı sahnede özellikle bir yazı dikkat çekiyor. Millet virgül iradesine sahip çıkıyor, yazıyor orada. Aslında bu millet hem seçme hakkını elinde bulunan millete hem de Millet İttifakı'na bir gönderme aslında. Dün belli olmuştu zaten. 6 siyasi parti bu kez Saraçhane'de toplanacaktı. Geçtiğimiz ay 9. toplantılarını yapmışlardı. Ve bu ay toplandı.
vardıkları yer Saraçhane. Aslında buna toplantı demek de doğru olmaz. Aslında bu görüntüler Millet İttifakı'nın altılı masanın ilk mitingi de sayılabilir. Çünkü ilk kez altı siyasi parti kalabalıklara kürsüden sesleniyor. Bir miting havasıyla bir mitingde sesleniyor. Dolayısıyla altılı masanın ilk mitingi demek yanlış olmaz ve işte Millet İttifakı'nın ortaklarından İyi Parti lideri öncelikle Meral Akşener kaybolma, konuşuyor. Kaybolma. Öncelikle aziz milletim, aziz İstanbullular, çok değerli genel başkanlar, hanımefendiler, beyefendiler, kalbimiz, beynimiz, her şeyimiz gençler. Bugün burada bir büyük haksızlığın iadesi için toplandık. Ama ben öncelikle bu atkının hikayesini sizinle paylaşmak istiyorum. Dün buradan ayrıldık ve giderken genç bir kızımız, adı Kıymet Doğan'dı. Arabamın camını çaldı ve boynundan bu atkıyı çıkardı. Dedi ki Ekrem Başkanıma vereceksin Meral abla. Onun için dua edeceğim. Dolayısıyla bu atkı Kıymet'in atkısı. Bu atkı kalbinden dualar eden ve bu haksızlığı lanetleyen gencecik bir kızımızın atkısı. Biliyorum ki Ekrem Başkan onu bir emanet gibi saklayacaktır. Şimdi buradan ayrılma, senin için buradayız. Evet. Yüz yıl önce olduğu gibi bugün de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenler burada Saraçhane'de, ama o yüz yıl önce verilen o kararın, o ilkenin, o iradenin temsilcileri kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar burada. Ve İstanbul'dan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye haykıranların o sesini duymayanların, onların saraylara kapandığı anda, milletin sesini duymadığı anda biz Saraçhane'deyiz. Bir tiyatroya, bir haksızlığa kara cübbelerini, siyah cübbelerini saranlara buradan seslenen İstanbullular, diyorsunuz ki saray sizinse Saraçhane bizimdir. Saraçhane bizimdir. Diyorsunuz ki zulüm sizinse, haksızlık sizinse sandık bizimdir. Sandık bizimdir. 16 milyon İstanbul'un iradesi burada. Ve millet burada. Milletin sesi burada, demokrasi burada, irade burada, milletin iradesi burada ve Ekrem kardeşimin yanında. Evet gençler diyor ki yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat. Evet, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat. İşte bu ses,
Bu sese kulaklarını kapasalar da, size, bize terörist deseler de, haksız yere Ekrem kardeşimi yargılasalar da, cezalandırsalar da, bu irade, bu ses, bu yürek, bu cesaret, bu iyilik, bu demokrasi aşkı, bu sandıkta verilecek cezanın ortaya konduğu irade gösteriyor ki artık 16 milyon İstanbul'un dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane'den görüyoruz. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Hele aziz milletimizde hiç sürmez. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gittiler. Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler. Evet, Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Tekrar söylüyorum. Demokrasi bizimdir. Sandık bizimdir. Ve bu irade elbette ki bizimdir. Hadi bakalım. Geldikleri gibi giderler dedi. Son cümlesi bu oldu ama Ekrem İmamoğlu da şimdi bu yanıt veriyor. Bir kulak kesilelim. Hukuksuz ve hukuksuz karar alan, o kararlara imzalar atan ve Türk yargısını, yüce Türk yargısını yaralayan kişilerin bile evlatları için çalışacağız. Onların bile çocukları için çalışacağız. Şimdi değerli hemşerilerim, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu beni aradı ve çok selamlarını iletti sizlere, saygılarını iletti. İstanbullulara Türk demokrasisine geçmiş olsun dedi. Bugün aramızda değil ama Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Sabri Tekin aramızda. Buyurun Sayın Genel Başkan Vekilimiz. Ekrem İmamoğlu'nun boynundaki atkıyı Meral Akşener dün yine Saraçhane'nin önünden ayrılırken bir hanımefendiden almıştı, İmamoğlu'na iletmesini söylemişti. O atkıyı kürsüde iletti Akşener. Boynunda o atkıyla konuştu ve şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adına gelen Başkan Vekili Sabri Tekir mikrofonda ve Karamollaoğlu'nun mesajlarını iletiyor buradaki kalabalığa. Her dönemde tarihin akışını değiştirmiş bu kutlu bedlenin sakinleri, tarihe yeniden damgasını vurmak üzere bu meydanda toplanan aziz İstanbullular, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Saadet Partimizin muhterem Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu'nun selam ve sevgilerini sizlere iletmek üzere aranızda bulunuyorum. Muhterem Genel Başkanımız sizinle beraber olmayı çok arzu etti.
Fakat önceden planlanmış takvime bağlı küçük bir sağlık sorunu nedeniyle maalesef aranızda bulunamamaktadır. Kendileri hem üzüntülerini ve hem size olan selamlarını benim vasıtamla gönderdiler. Kendileri adına ve şahsım adına hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında bir karar verilmiş bulunmaktadır. Bu kutlu beldenin şehremini hakkında bir karar verilmiş bulunmaktadır. Verilen bu kararı kamu vicdanı asla ve asla hukuki olarak kabul etmemiştir. Bu verilen karar kamu vicdanında siyasi bir karar olarak algılanmıştır. Tıpkı yıllarca önce yine aynı yerde, aynı makamda bulunan kişi için okuduğu bir şiir nedeniyle verilen bir kararı algıladığı gibi. Ancak herkesin bildiği bir gerçek vardır. Bu tarihi gerçeği sizinle paylaşmak istiyorum. Tarihin çeşitli dönemlerinde defalarca tecrübe edilen bir gerçektir bu. Dünden bugüne adalet mekanizmasını kişisel ve siyasi hesaplarla bu mekanizmaya müdahale edenler mutlaka ve mutlaka zaman içerisinde kaybetmişlerdir. Eğer böyle bir müdahale varsa ki kamu vicdanı bunun varlığını kabul etmektedir. Buna müdahil olanlar hiç şüphesiz yine kaybedeceklerdir. Tarihin akışı böyledir arkadaşlar. Bu tarihin akışını değiştirmek o kadar kolay değildir. Tabiat böyle bir akışı asla ve asla birilerinin engellemesine müsaade etmemektedir. Buradan açıkça ilan ediyoruz. Birileri hukuksuzluk yaparken, adaleti çiğnerken, biz hukukun dışına asla çıkmamaya kararlıyız. Hukukun sınırları içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Bu milletin huzuru, bu milletin sükunu ve bu milletin geleceği için hukukun sınırları içerisinde kalmaya kararlıyız. Birileri adaletsizliği bir siyasi araç haline getirip haksızlığa tevessül etse dahi biz her zaman adaletin yanında yer alacak ve herkes için adalet demeye devam edeceğiz. Adalet herkes içindir. 84 milyon insanın yaşına, cinsiyetine, etnik kökenine ve benzeri diğer hususlara asla itibar etmeden herkese adaletin eşit ve dengeli bir şekilde sunulması gerekmektedir. Ve dolayısıyla bizim esas şiarımız herkes için adalet demeye devam etmek olacaktır. Onlar şunu isteyebilirler. Onlar kutuplaşmayı kendi siyasi çıkarları için gerekli görebilirler. Fakat
Onlar kutuplaşma dedikçe biz kucaklaşmayı hedefleyeceğiz. Altılı masa olarak takip ettiğimiz bütün politikalar 84 milyon insanın kucaklaşmasını temin eden politikalar olacaktır. Sevgili İstanbullular, yüce milletimiz, şuna emin olunuz ve ümit var olunuz ki aklı selimle bu süreci devam ettireceğiz. Ve yaşadığımız bu sıkıntıları da yine aklı selim ile atlatmaya çalışacağız. Yarının Türkiye'sini inşallah el ele ve gönül gönüle kurmaya çalışacağız. Sabri Tekir, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili kürsüde Temel Karamollaoğlu'nun mesajlarını iletiyor aslında ki öncesinde de Temel Karamollaoğlu aslında bir tweetle açıklık getirmişti ve şöyle yazmıştı. Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzda olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane'de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum ki programdan önce danışmanıyla telefonda görüştüm. Kardiyoloji gibi önemli bir bölümde randevusu olduğu için bugün bu programa katılamadıklarını dile getirdi. Ama Karamollaoğlu aynı zamanda ekledi. Orada bulunan herkese canı gönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi önce adalet, her daim adalet, herkese adalet dedi Temel Karamollaoğlu. Ve bu şekilde 6 siyasi parti Saraçhane'den mesajlarını iletmiş oldu. Şimdi artık söz Selçuk Tepeli'de Fox Ana Haber başlıyor.